onu aslında sizlere anlatacağım. Ama bugün ben de gelip Bursa Spor Kulübü'ne üyelik için başvurumu yaptım. Benimle birlikte iki arkadaşım daha vardı. Onlar da sağ olsun bizimle birlikte bu yolda yürümeyi uygun gördüler. Evraklarımızı verdik inşallah. Önümüzdeki hafta internet sitesinden bir yayınlam olacak. Sizlere Bursa ve üyeliği nasıl oluyor bugün onu anlatacağım. Ama gelmişken de buradan bir görüntü vermek istedim sizlere yani otoparkındayım şu anda gördüğünüz üzere. E, arkamda özvet testleri var. Birazdan e, arabayla çıkış yapacağım ben de. Evet evraklarımızı verdik. Evrak olarak ne istiyorlar? İlk başta onu da söyleyeyim. Yine yani e-devletten alabileceğiniz ikametgah, e, savcılık kaydı. E, bunun haricinde e, kimliğinizin fotokopisi ve Porsospor'un internet sitesinden indirebileceğiniz e, üye başvuru formu. Bunun yanında da iki tane fotoğraf. Tabii yanında da bir 500 artı 200 lira bir üyelik bedeli ve e, yıllık bedeli yatırmanız gerekiyor. Tabii bu e, parayı da gene gelip kulübe yatırmanız, e, kulübümüz için biraz daha avantajlı. E, bundan sonra da gene bir kongre olacak ve bu kongrede oy kullanamayacağız. E, fakat bundan sonraki kongrelerde oy kullanabiliyor olacağız. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım bundan sonrası için bizi neler bekliyor? Kongre üyeliğinin ücreti biraz yüksek geliyor olabilir insanlara. Fakat bununla da ilgili yine bu videonun devamında sizlere neden kongre üye olunması lazım ondan bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. kadar gelmişken Batajan'ın heykelinin önünde de fotoğraf çekmeseydik olmazdı. Buyurun. Evet arkadaşlar ben de özce testlerine giderek kongre başvuru üyelik sürecimi tamamlamış oldum. Benimle birlikte 43 kişi de başvurusunu yapmış ve 7 Nisan tarihinde de Bursaspor'un internet sitesinden yayınlaması yapılmıştı. Gene 26 Nisan'da da bu, bu ayın sonunda da bu üyeliklerin sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah biz de Mayıs ayındaki kongremiz eğer olursa kongreye katılacağız ama oy kullanamayacağız. 26 Nisan tarihine kadar da bu başvuruların incelenmesi yapılıyor. İşte divan kurulları yapıyor ilgili kulüplerin ve üyelik için başvurduğunuz kulübün şartlarını yerine getiriyor musunuz? Sosyal medyada herhangi bir problem çıkaracak tartışmaya yol açacak bir fotoğrafınız var mı diye de araştırılıyor. %99 büyük ihtimalle herkes, başvuran herkes kongre üyeliğini kavuşuyor. Biz de inşallah 26 Nisan gibi kongre kartımıza kavuşmuş olacağız. Bursaspor'un tüzüğü gereği biz ilk kongrede oy kullanamayacağız. Sizin kendi kulübünüz farklı bir kulüpse eğer kendi kulübünüzün tüzüğünü incelemeniz lazım. Ya da kulübü arayarak bilgi de alabilirsiniz. Ben buraya kadar Bursaspor'da ilgili kendi kongre üyelik sürecimde neler yaşadım size anlatmaya çalıştım. Eğer sizin de bu süreçle ilgili, bu süreci özel sorularınız varsa gene bana yorumlar kısmından sorarsanız ben de içtenlikle cevaplamaya çalışırım. Tabi üye olurken bir de kafamı kurcalayan bir konu konuda bu verilen paraydı. 500 artı 200 lira ben Bursa Spor için üye giriş ve yıllık bedelini vermiş oldum. Diğer kulüplerde bu durum nasıl diye de aslında bir kıyaslama yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi sizlere Süper Lig'deki ve 1. Lig'deki takımların yıllık ücreti ve giriş ücreti ne kadar? Aynı zamanda da bu kulüpler şirket mi yoksa hala dernek statüsünde mi bilgi vermek istiyorum. En sonunda da gene kulübüyle, taraftarıyla, camiasıyla adını bildiğimiz birkaç tane kulübümüzün de alt liglerde yer alan kulüplerimizin de gene durumlarından bahsedeceğim. Süper Lig'den başlayacak olursak 21 tane Süper Lig takımı var şu anda biliyorsunuz. Bunların 11 tanesi yan tarafta da gene yaptığım tabloyu koyacağım. 21 tane Süper Lig takımının 11 tanesi şirket statüsünde ve 10 tanesi de dernek statüsünde gözüküyor. Tabloda yine dikkatinizi çeken bir konu bazı takımların yanında herhangi bir şey yazmadığını göreceksiniz ki bununla ilgili de kendi internet sitelerinde ya da internette herhangi bir bilgi olarak tüzüklerine ulaşılamıyor. Dolayısıyla ben de böyle bir durumda karşına bir şey yazamazdım. Eğer gene sizin bildiğiniz bilgiler varsa, ilgili takımın taraftarıysanız bana yorumlar kısmından bu konuyla ilgili yani tüzükle ilgili bilgiler olabilir ya da kongre üyelik bedeliyle ilgili olabilir. Yorumlardan paylaşırsanız açıklamalar kısmında bir tablo daha oluşturacağım. Oraya açıklamalar kısmında her takımın giriş ücretini ve yıllık bedelini oraya eklemiş olur. Tabloya baktığınızda şampiyon olmuş ilk 4 kulübün ne kadar üyelik aidatlarının yüksek olduğunu görüyorsunuz ki Bursa Spor'da gene şampiyon olmuş bir kulüp olarak 500 TL gibi bir giriş aydatı oldukça cüzi olduğunu görebilirsiniz. Gene dikkat çeken başka bir konu da Fenerbahçe'nin yıllık aidatı. Evet tablodan da göreceğiniz üzere yıllık 50 liralık bir bedel belirlenmiş. Fenerbahçe'nin de burada farklı bir strateji izlediğini söyleyebiliriz. Süper Lig'deki Anadolu kulüplerine baktığımızda da gene kardeş takımımız Ankara gücünün giriş aidatı 2000 TL. Yıllık aidatının da gene 1200 TL olduğunu görüyoruz ki oldukça yüksek bir meblağ. Yani taraftar bazında bakıldığında çok kolay bir üyelik süreci olmadığını söyleyebiliriz. Daha sonra 1500 lirayla Antalya, 1000 lirayla da Konyaspor'un geldiğini görüyoruz. Konyaspor'un yıllık aidatında gene 500 lira olduğunu görüyoruz ki çoğu takımın giriş aidatından bile yüksek bu tutar. Hatay Spor'un dikkat çeken aidatları ise giriş ücreti 500, yıllık aidat da gene 500 olarak gözükmekte. Gençler Birliği ise Ankara gücüne göre biraz daha cüzi bir miktar belirlediğini görüyoruz ki giriş ücreti 250 yıllık tutarda 100 TL olarak belirlenmiş. Fakat burada Gençler Birliği kulübünün tüzüğünde yazan bir hatayı da tespit etmiş oldum. E, tüzükte aidatlarla e, ilgili verilen bilgilerde e, rakamla 250 yazıyla da 150 TL olarak yazılmaktaydı. Umarım e, Gençler Birliği kulübü de buradan sesimizi duyar ve e, bu hatayı düzeltir. Çaykur Rizespor'un da hani biliriz. Taraftar olarak çok fazla ilgisi, alakası yok takımla. Şehir olarak da diğer kulüplere göre az kaldığını söyleyebiliriz ki şirketleştiğini de gene görüyoruz Çaykur Rize'nin. Bununla birlikte giriş aidatı 100 lira, yıllık aidat da 60 lira olarak çok cüzi bir miktar belirlenmiş. Süper Lig'de bahsedeceğim son takım da Yeni Malatya Spor. Giriş aidatı var mı bilemiyorum ama internetten ve tüzüğünden görebildiğim kadarıyla yıllık 100 liralık bir aidat beklentileri var taraftarlarından kongre üyelerinden. Gene Anadolu takımları içerisinde en cüzi tutar belirlenen kulüplerden birisi de Malatya'ydı. Süper Lig'den 1. lige geçmeden önce size Süper Lig'deki bazı tüzüklerde gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Mesela Galatasaray'daki gibi. Burada bazı kongre üyelikleri sınıflandırılmış. Yani A, B, C, D, E sınıfı diye sınıflar var. Bunlar nasıl derecelendiriyor gene detayları açıp siz de kendi kulübünüzde böyle sınıflandırma var mı diye bakabilirsiniz ki ben 2-3 tane gördüm. Galatasaray'dan örnek vereyim. Mesela Galatasaray Lisesi mezunuysanız size farklı bir sınıf önerilebiliyor. Ya da Galatasaray'da bir sporcuysanız ya da sporcu ailesiyseniz farklı sınıflara katılabiliyorsunuz. Bu da farklı imkanlarla üyelik gerektiriyor. Daha az kongre üyeliği için ilk giriş aidatını ödeyebiliyorsunuz. E, Tabi normal taraftar olarak olacaksanız da yine Galatasaray için söyleyeyim E sınıfı e, üyeliği taraftarlara uygun görmüşler. Ve geçiyorum e, Toto 1. Lig'e. Burada da gene e, kulüpleri alfabetik olarak yan tarafta tabloda göreceğiniz üzere sıraladım. Ve e, çok şaşıracağınız bazı kulüplerin e, yıllık aidat ve e, giriş aidat ücretleri var. Tabi burada her kulübün farklı kendi stratejisi olabilir. Gene bazı yerlerin boş olduğunu göreceksiniz ki ilgili kulüplerin ne internette ne de tüzüklerinde böyle bir açıklama olmadığı için ben de oraları dolduramadım arkadaşlar. Eğer siz de gene bu kulüplere ait bilgiye sahipseniz bana paylaşırsanız ben de açıklama kısmından bu kulüplere ait tutarları belirtmiş olurum. Birinci lige baktığınızda 18 kulübün 7 tanesinin şirket olduğunu görüyoruz ki 11 tanesi Bursaspor gibi hala dernek statüsünde. Ben gene Süper Lig'e çıktıktan sonra bu dernek statülerinin yavaş yavaş şirketleşmeye doğru artacağını düşünüyorum. Bursa'da eski yöneticilerimizden tanıdığımız avukat Öztürk Yazıcı'nın gene Bursa Spor'un şirketleşmesiyle ilgili Eko Haber sitesinde yapmış olduğu bir yazısı vardı. Bunu da gene açıklamalar kısmından paylaşırım. Bunu da gene dikkatlice okumanızı tavsiye ederim ki bir kulübün şirketleşmesiyle ilgili hangi adımların izlenmesi gerektiğinden bahsediliyor. Ayrıca Avukat Öztürk Yazıcı'nın da bu konularla çok alakalı olduğunu şuradan da hatırlayacaksınız. Bursa Spor Kulübü'nde kendisi yöneticiyken KAS Avrupa'daki futbol mahkemesi biliyorsunuz. Burada mahkemeyi kazanan ilk Türk spor kulübü olmuştuk. Yine avukat Öztürk yazıcı sayesinde. Birincilikteki aidatları incelersek en yüksek aidatın Akisar Spor'da olduğunu görüyorsunuz ki giriş ücreti 2000 TL olarak belirlenmiş. Yıllık aidat ne kadar olduğunu ben göremedim. Eğer siz biliyorsanız lütfen belirtin. Bir ilçe takımına göre Akisar'ın oldukça yüksek bir meblağ belirlediğini de söyleyebiliriz. Kendileri bu sene de küme düşmek üzereler. Tabii nasıl strateji belirlediler e, bilemiyorum ama çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Samsun Spor'a baktığımızda 750 TL'lik bir giriş e, aidatı var. Hatta bunun yanında 1200 TL bağış talep ediliyor. E, 1950 TL'ye geliyor yani ilk üye olmak istediğinizde giriş için vereceğiniz ücret. E, yıllık ücrete de baktığınızda gene çok cüzi 150 TL'lik bir fiyat belirlenmiş. Samsun Spor'un da gene başkanı Yüksel Yıldırım Geçtiğimiz senelerde Samsun Spor Kulübü'nü bütün borcunu ödeyerek resmen satın almıştı ve kulübü şirketleştirmişti. Ve böylece Samsun Spor adeta yeniden ayağa kalktı diyebiliriz. Bundan sonra da Samsun Spor'un önü açık. Süper Lig'de çıkarsa bence hedefi Avrupa olacaktır. Allah herkese Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım gibi başkan nasip etsin diyorum. Ve geçiyorum bir sonraki kulübümüz Bolu Spor'a. Bolu Spor'da gene giriş aidatı 1000 TL olarak belirlenmiş. Ve yıllık olarak da 100 TL talep etmekte. Ve daha sonra geçiyorum. E, giriş aidatı 500 TL olan 4 tane kulübümüz. Bunlardan birisi de gene Bursa Spor, Eskişehir, Bandırma Spor ve Altay. Öncelikle Bursa, Eskişehir ve Altay'ın kesinlikle yeri TFF birincilik Lig değil. E, biliyorsunuz Eskişehir e, haftalar öncesi küme düşmeyi garantilemişti. E, Bursa Spor e, playoff şansı kalmadı. E, ligde kalmayı garantiledi. Altay'ın da hala playoff'ta e, süperlik şansı devam ediyor. İnşallah bu taraftar ve camiası olan kulüpler en kısa zamanda yeniden Süper Lig'de karşılaşırlar ve biz de televizyondan ve tribünlerden oldukça böyle taraftarlı güzel seyir zevki olan maçlar izleriz. Giriş ücretleri 500 lira demiştik. Peki yıllık aidatları ne kadar diye bakacak olursak Eskişehir 240, Bursa Spor 200, Bandırma Spor 120 ve Altay 100 lira olarak gözükmekte. Bu tutarlara baktığınızda aslında o tutarlar oldukça makul gözükmekte. Fakat biz sadece kendi kulübümüzün fiyatlarını, giriş aidatlarını, yıllık aidatlarını bildiğimiz için bize ilk başta yüksek gelebiliyor. Fakat işte bu videoyu da yapmamın bir amacı da diğer kulüplerle kıyaslamak da aslında. Diğer kulüpleri bilmediğimizden bazen bize fazla geldiği durumlar oluyor. Geçiyorum Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'da gene giriş aidatı 300 lira belirlemiş ve 15 lirada bir kart parası almakta. Bunun yanında yıllık aidat 250 lira talep etmekte. Giresun Spor'a geçiyorum ki onlar da gene bu sene oldukça başarılı bir sezon geçirdiler. Yıllar sonra yeniden Süper Lig'e bu kadar yakınlar. İnternette ve tüzüklerinde giriş aidatı ne kadar göremedim. Fakat yıllık aidatları 120 lira olarak gözükmekte. En son olarak da birincilikte Balıkesir Spor'dan bahsetmek istiyorum ki oldukça cüz'i tutarlar belirlenmiş. Giriş ücreti 50 lira, yıllık aidat da gene 50 lira. Hal böyle olunca tabi çok cüz'i diğer takımlara göre. Balıkesir'de bütün taraftarların, bütün esnafın kongre üyesi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Balıkesir Sporu, Balıkesir şehrinin destekleyeceğini düşünüyorum. Diğer takımlarla ilgili bilgiler yok arkadaşlar. Eğer siz bu bilgilere ulaşırsanız, paylaşırsanız da sevinirim. Ben de altta açıklama kısmına tekrardan ekleyeceğim. Alt liglerden de gene 5 tane takımı sizler için inceledim. Bunlar Eyüp Spor, Manisa Futbol Kulübü, gene taraftar ve camiası olarak da tanıdığımız Kocaeli Spor'la Sakarya Spor ve bunun yanında da İzmir'den Karşıyaka'yı değinmek istedim. Eyüp ve Manisa şimdiden haftalar öncesinde birinci lige çıkmayı garantilemişlerdi. Fakat tüzüklerini inceleme fırsatı bulamadım. Yani internette ya da tüzükleri paylaşılmamış durumda. Dolayısıyla ne kadar giriş ücreti, ne kadar yıllık aidat ücreti olduklarını bilemiyorum. O yüzden daha çok Bursa, Eskişehir, Altay gibi taraftar ve camiası güçlü olan Kocaeli Sakarya ve Karşıyaka'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kulüpler arasında sadece Sakaryaspor'un Spor'un AŞ olarak şirketleştiğini görüyoruz ki gene Sakarya Spor'un da 500 lira giriş aydatının yanında 600 lira da yıllık aydat aldığını görüyoruz ki ilk defa bir kulübün yıllık aydatının giriş aydatından fazla olduğunu görüyoruz. Kocaeli Spor'a baktığımızda giriş ücreti 150 lira Gene taraftarlarının kongre üyeliği içinde belirlenmiş olan yıllık aidat 60 lira. Karşıya yakada da gene giriş aidatı 100 lira olarak belirlenmiş. Yıllık aidat bir tutar var mı ben tüzüklerinde göremedim. Bu verilerle kendi kulübünüzün diğer kulüplerle kıyaslamasını yaparak bu kongre üyelik sürecindeki tutarı nasıl belirlediğine dair, nasıl bir strateji, nasıl bir politika izlediğine dair fikri edinebilirsiniz diye paylaşımda bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Son olarak da şu soruya cevap verelim: Neden Kongre üyesi olmalıyız? Ben bu soruyu Kongre üyesi olmadan önce kendi kendime çok defa sordum aslında. Fakat çoğu zaman da kendime mantıklı cevaplar bulamamıştım. Fakat daha sonra dedim ki ben Kongre üyesi olursam, benim bu fikirlerimden, düşüncelerimden gene birileri esinlenip başka birileri daha gene Kongre üyesi olabilir. Ki benimle birlikte iki arkadaşım daha olmuştu. Yani Bursa taraftarı olarak çok şanslıyız ki Bursa'da Burküp diye bir oluşum daha var. Yani Hakan Dinçtürk'ün kurduğu ve şimdi de Tolga Tunalıgil'in yeni başkanlığa yükseldiği bir oluşum. Dolayısıyla burada da yine Yeşil Masa programında Metin Öğretmen'in sunduğu programda ben kendisine bir soru yöneltmiştim ve kendisi de iştenlikle cevaplamıştı. Neden kongre üyesi olmalıyız diye. Size bundan bahsetmek istiyorum ki Tolga Bey 3 tane madde söylemişti. Bunlardan birincisi maddi katkı. Yani her şeyden önce kulübe bir maddi katkınız oluyor ve yıllık aidatlarla her yıl e, maddi katkınızı devam ettiriyorsunuz. İkincisi söz hakkı. Ne demek bu söz hakkı? E, kongrelerde gene katıldığınızda gündemde olmayan bir konu var ise ve siz bunu gündeme getirmek istiyorsanız divan kuruluna bir dilekçe yazarak e, bu konunun gene gündeme alınmasını sağlayabiliyorsunuz. Üçüncüsü karar hakkı. E tabii e, adaylar oluyor. Siz bu adaylara e, içinden e, kendi fikrinize hangisi daha yakınsa ona oy kullanarak karar hakkına sahip oluyorsunuz. Bir dördüncü maddede gene ben eklemiş olayım, hizmet etme hakkı. Tabi zaman ne gösteri bilemiyoruz, ama yıllar geçer, şartlar değişir. Belki siz de yeni oluşacak bir yönetimde gene Kongre üyesi olduğunuz için bu yönetime aday olabilir veya aday olan birisinin kadrosunda bulunabilirsiniz. Türkiye'deki kulüplerin ekonomik durumu belli, yani borçsuz kulüp şu an çok az diyebilirim. Dolayısıyla kulübünüze bağlıysanız, kulübünüzü seviyorsanız bence kongre üyesi olmanız güzel bir şey, gelecekte sizi heyecanlandıracak bir şey. Ben herkesin kendi kulübüne kongre üyesi olmasını tavsiye ediyorum. Tabi bazı kulüpler bu ödemeleri ben gidip kulübe nakit olarak verdim ama bazıları gene kredi kartına taksit olarak da yapabiliyor ki oldukça artık kolay. Dolayısıyla kredi kartı olan herkes bunu taksite de böldürüp giriş ücretini ödeyebiliyor. İnşallah bu video sizlere yardımcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere bugün neden kongre üyesi olunur onu anlatmaya çalıştım. Nasıl kongre üyesi olunur onu anlatmaya çalıştım. Kongre üyeliği ile ilgili hangi evraklar lazımdır? Hangi kulüp ne kadar kongre üyelik parası vermektedir? Açıklamaya çalıştım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir ve siz de umarım bu videoyu izledikten sonra fikriniz değişir. Ve kendi kulübünüze e, kongre üyesi olmaya karar verirsiniz diyorum. Beni gene sosyal medya hesaplarımdan da Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere.